Kaç gündür ortada yoktunuz periler periler. Siz olmayınca hayatın tadı kalmıyor periler periler. Neredesiniz periler periler periler? Aha! Geldiler! Geldiler! Suzan! 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 Avni! Suzan! Demek öyle Avni ha? Demek periler olmayınca hayatın anlamı kalmıyor Avni! Avni! Sen aldın mı? Baba karıcığım sen yanlış anladın. Sus! Sus konuşma! Kafanı patlatırım! Dur şuna! Teşekkür ederim karıcığım. Rica ederim. Sana demek istediğim şey, biliyorsun benim tek meşgalem onlara bakmak. Hı. Yani periler olmayınca canım sıkılıyor. Benim başka işim yok. İşte o yüzden karıcığım. Aa öyle mi? Sen bana desene kocacığım ben senin sıkıntını hafifleteyim. Ah. Vur şu kapını bakayım cama, şuraya. Sonra vursam mı? Vur, yok şimdi vur. Vur, yok yok daha hızlı vur. Peki. Vur, aa çekinme. Vur vur şöyle şöyle, şöyle şöyle vur ki böyle sıkıntıya gazı mazı ne varsa gitsin abi. Tut bakayım, tut hatta ben vurayım şekerim. Daha güzel alırım ben seni kızına hayatım. Hani şu kadarcık beynim var ya senin şu kadarcık. Onu ben alabilir miyim periler müsaade eder? Bu nasıl olmazsa Avni? Ha? Ne? Sonra falıma bakar mısın? Sinirlerim yatışsın öyle. Tamam. Çok üzüldüm. Kızımın başına neler gelmişti haberimiz yok. Çok ani olmuş Duda Hanım. Ben de anca sabah öğrendim işte. Ama anneanne sağlığı iyi merak etme. Aman aman çok şükür. Ah, geldiler. Geldiler. Betüş Hanım, Betüş Hanım çok geçmiş olsun. Çok merak ettim sizi. Şimdi iyi misiniz? Sağ olun. Size çay yapayım mı? Çorba getireyim. Her şeyi Betüş, gel otur şöyle kızım, gel. Ah Betüş'cüm, canım kardeşim bize niye haber vermedin? Ne bileyim, sizi de telaşlandırmak istemedim işte. Anne, ben çok üzülüyorum. Aa, yapma böyle, harap etme kendini. Ne zaman istersen doğurursun. Ay Betüş, ağlama sen. Böyle ağlayınca benim içimin yağları eriyor. Hadi bakalım, hasta ziyareti kısa olur. Betüş Hanım, sizin yatıp dinlenmeniz lazım. İstirahat vakti. Yok Firuzeciğim, ben yatamam. Eğer uyursam rüyamda bebeğimi görürüm diye çok korkuyorum. Bak, Firuze doğru söylüyor. Hadi bakalım, doğru yata. Gel, ben seni yukarı çıkarıp yatırayım. Hadi. Anneciğim, madem Betüş'te biraz kalacaksınız, ben bu arada eczaneden doktorun yazdırdığı ilaçları alıp geleyim, tamam mı? Sen git enişte, biz buradayız, merak etme. Anne, doktor moralim düzelsin diye bir sürü yatıştırıcı verdi. Hiçbirini içmek istemiyorum. Merak etme, ben seni sihirle morali düzeltirim. Hadi gel. Firuze, Umur Bey ararsa olanları anlat. Fırsatım olmadı, onu arayamadım, ne yapayım? Baş üstüne Sadık Bey. Hadi bakalım çocuklar, anneniz dinlenirken size iki lokma bir şey yiyin. Hadi gelin. Perihan bir şey yapsana. Odaya çıktılar. Kızımı göremiyorum. Ah keşke ben de kızımın yanında olabilseydim. Orada olsam bile gelip gidenden Betüş'le konuşamazdın ki Taceddin'cim. Hem üzülme hayatım. Birkaç güne kadar kendini toparlar. İnşallah. Aa, sen öyle ne yapıyorsun bakayım? Betüş'ü seviyor. Onun haline üzüldü herhalde. Ay canım. Sen o ablayı annene mi benzettin? Annene mi benziyor? Ha? Konuşsana. Aa, çıldıracağım. Ağzından bir tek kelime çıkmıyor. Ay ne kim olduğunu ne ailesini öğrenebildik şekerim. Perihan, sen sihirli küreden iyice baktın mı? Çocuğunu arayan bir peri ailesi falan yok mu görünürlerde? Baktım Taceddin'cim, yok. Aa, dur bir de kayıp periler bürosuna bakalım. Belki bu kızın tarifine uygun bir kayıt vardır. Gel Canikom, sen şöyle otur. Ha? Aferin. İyice bak Perihan, iyice bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.